bu videoda Gosen standının önündeyiz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İplerle ilgili o kadar çok soru geliyor, o kadar çok talep geliyor ki hangi ipi alayım, ne yapayım? Her ip kullanılır, her ipi alabilirsiniz. Çünkü her şey fiyatı kadar başarılı. 150 liraya da bugün ip var, 4 kat var, 8 kat var, 16 kat var. 2000 liraya da ip var, Stroft var, Daiwa'nın tornamenti var, Gosen var, Gosen'in 16 katı var. Benim Gosen standının önünde durmamın sebebi birincisi Gosen'i yoğun şekilde satıyor olmam. İkincisi fiyat performansta emsallerine taş çıkartıyor olması. Neden? Üzerindeki kaplama, su tutmaması, renginin atmaması. İşte tüm bu anlattığım şeylerden dolayı Gosen emsallerine oranla bir adım öne geçiyor arkadaşlar. Şimdi size zaten göreceğiniz yakın çekimde iki tane ip koydum yan yana. Bir tanesi Gosen, bir tanesi de markasını söylemediğim başka bir ip. Burada zaten çok detaylı göreceksiniz. Birinci en büyük özellik, gerçek değerden kastımız şu. Şu gördüğünüz ip arkadaşlar, önce sorayım. Sizce hangisi kalın? Birçoğunuz bunun turuncu olanın kalın olduğunu söyleyeceksiniz. Doğru, turuncu olan kalın. Ama teknik değerlere, yani markanın verdiği değerlere baktığımızda turuncu olan ip 0.20 kalınlığında. Bu Gosen gördüğünüz gibi neredeyse %20-%30 civarı daha ince. Ben hem dokunarak hem de daha yakından baktığım için görebiliyorum. Bu 0.20 ise bunun 0.17-0.16 falan olması lazım. Ama Gosen bu ip için 0.216 değerini veriyor. Yani bu ipten 1.5, yani %1.5 da milimetrenin yüzde bilmem nesi kadar. Yani bu 0.20, bu 0.21.6, 0.216 daha kalın. Ama gördüğünüz gibi aslında daha ince gerçekte. Bunun da nedeni şu. Bazı markalar Japonya'da ürettikleri iplere, Japonya'nın bu iplerin değerlerini verirken bağlı kaldıkları bir kurumu var. Doğru değerleri, gerçek değerleri birebir vermek zorunda. Bazı markalarda şunu bile yaşıyoruz. Bir ip Avrupa'ya geliyor, kalınlık dediğim gibi doğru değil, doğru tutmuyor. Ama aynı marka Japon piyasasına çıkardığı ipte doğru kalınlığı veriyor. Gosen tüm dünyaya dağıttığı iplerde doğru kalınlığı veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi ucuz ip almayın demiyorum. Herkes bütçesine göre ip alacak ama her ipin bir fiyatı var. Gosen'in de bu kadar tutulmasının nedeni bu. Dediğim gibi Gosen'in bu kadar tutulmasının sebebi bu. Çünkü gerçek değerleri veriyor. Su tutunması, renk atmaması gibi konularda çok başarılı. Ucuz ip almayın demiyorum. Ben de satıyorum ucuz ipleri. Zaten bu yanına koyduğum örnek ip de ucuz iplerden biri. Ama buradaki maksat şu. Her ipin bir fiyatı var. Sizin ekipmanınız, makineniz ne kadar üst seviye ise ipinizi de o kadar yükseltmeniz gerekiyor. Gosen üst seviye ipler arasında fiyatı ve performansı en iyi olan iplerden biri. İlla 1.5P'yi kullanın. Hayır arkadaşlar, 1.5P 0.21.5 kalınlığında milimetre cinsinden. Biz 1P ile 0.8P ile 0.8P'si ile surf casting, yani kurşun arkası yapanlar var. Çünkü ucuna şok kullanıyoruz. Şok kullandığımız zaman bu kopma dertlerini, problemlerini yaşamazsınız. Ne kadar uzağa atış yapmak istiyorsanız o kadar ince ip kullanın. Ama tabii ki atacağınız gramajla, yemlerinizin en ağırıyla. Mesela milimetre cinsinde 0.8 PE, milimetre olarak 0.13'lere falan denk gelir ve 30 gramı tabii ki atamazsınız. Şoksuz atışta en ufak bir takılma da kopacaktır. Ama bu ipi almaya karar verdiğinizde dokunarak, hissederek, bizim tavsiyelerimizle, atacağınız gramajlarla, soru cevaplarla bunu çözeceğiz. Tekrar burada gösteriyorum. 0.20, 0.21.5. Korkunç bir fark var. İşte nedeni bu anlattığım şeyler. Gosen gerçekten, ben sattığım için söylemiyorum, birçok markayı satıyorum. Fiyatını hak eden, siz de zaten piyasada duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Fiyatını hak eden muhteşem iplerden biri. Hepinize rast gelsin diyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler.